Hayatın Basketbol, yıldızların hayatını film şeridi gibi göz önünde serecek. Nur Germen, hayatının karelerini bizlerle birlikte hatırlayacak. İşte Nur Germen ve Hayat Öyküsü. Nur abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Volkan. 1948 yılı Ankara doğumlusunuz. Evet. Öncelikle çocukluğunuz ve basketbol topuyla tanışmanızı alabilir miyiz? Yani basketbol topuyla ilkokul zamanımda tanıştım diyebilirim. Yani biraz erken olmuştur basketbol topuyla tanışmam. Sonra Ankara Koleji'ne hazırlığa geldiğim zaman bayağı basketbolla içli dışlı olmaya başlamıştım. Yani Ankara Koleji'nde basketbola başladığımı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Orada 48 yılı Ankara görüntüleri. Evet, evet eski Ankara. Evet. Ankara çok basketbolcu yetiştirmiş bir ilimiz. Hakikaten Türkiye çapında çok önemli basketbolcular ve antrenörler yetiştirmiştir Ankara. Anıtkabir daha inşaat halinde. Gene evet. O yıllarda. Evet. Epey geriye gitmişsin vallahi. Tam doğduğunuz yıl. Evet. O senelerin Ankara'sı. Evet. TED Koleji. TED Koleji. Evet. Ankara'da dediğim gibi kolejde başlamıştım. Profesyonel yaşantınız da oldu. Evet. Yani genç takımdan itibaren orada oynamaya başladım. Sonra A takımına geçtim ve sonra da işte İstanbul maceram başlayacak 69 sezonunun sonunda 68-69 sezonunda. Muhafız gücü. Bu muhafız gücü. Askerliğimi muhafız gücünde yaptım. Yani şu muhafız gücü kadrosu zaten milli takım kadrosu gibi bir şey. Milli takımın çok ciddi oyuncuları var burada. Ve o sene zaten muhafız gücü olarak Türkiye şampiyonu olduk. İşte muhafız gücü tarihinin de ilk ve tek, şu ana kadar en azından tek Türkiye şampiyonluğu bu senedir. Kimler vardı sizden başka? Şöyle resme istiyorsanız şöyle yukarıdan itibaren bir bakarsak. Mesela Kemal Erdenay vardı. Abdullah vardı, Abdullah İnce vardı. Allah rahmet eylesin. Maalesef çok erken kaybettik. Şimdi görüyorum Yavuz vardı, Serdar vardı, Tufan vardı, Reşat vardı. Yani hakikaten Osman vardı. Yani milli takım oyuncusu çoktu bu şeyde, bu kadroda çoktu. Armağan Hasan'a da antrenörümüz olmuştu o sene ve onunla beraber de dediğim gibi Türkiye şampiyonu olmuştu. Bu Galatasaray'a geldiğim zamanlar. Burada da oynamaktan çok gurur duyduğum çok insan vardı. Başta rahmetli Nedret abi. Eski basketbol severler çok yakından tanıyacaklar. Bu da benim tabii saçlı vaziyetim daha. Yalnız Volkan henüz saçlar varken. Şengün abi vardı, Büyük Nur vardı. Yani kadro kuvvetliydi. Bu Galatasaray'daki birkaç sene sonra yani Nedret abi bırakmış, Şengün abi bırakmış, Büyük Nur bırakmış. İşte Şakşak Mehmet, İzzet, Nusret, Doğan ve ben. Böyle de bir beşte başlamışız demek o zaman. Biz Doğan'la Hakkemez'le beraber aynı anda geldik zaten Galatasaray'a. İkimiz de Ankara'dan Galatasaray'a geldik. Bu da yine Galatasaray'da bir şey. Daha eski bu. Benim yanımdaki Şengün abi. Arkada sonra da 7 numarayla Nur Danişment. Yine İzzet ve Şakşak Mehmet. O zaman formalar da farklıymış değil mi biraz? Evet. Biraz şey açık saçık da formalarmış demek ki bizim formalar. Yine farklı bir forma stili evet. Biraz daha. Evet, evet. Volkan sen hep böyle saçlı resimlerimi bulup koymuşsun. Saçlı resimlerimi zaman bulup. İlerliyor tabii. Güzel. Bu da A Yıldız ve Galatasaray forması gene. Evet, yine Galatasaray. İşte o zaman da şimdi de öyle ya işte Türkiye'yi temsil edince A Yıldız var falan.
O zaman da bu yine o Galatasaray'dan bıyık da var tabii. Evet, hep çok uzun seneler bıyığım oldu. Çok uzun seneler bıyığım oldu. Sonra da birden kestim ve ondan sonra yine daha uzun seneler hiç olmadı. Galatasaray'la şampiyonluklar, şeref turları ve... Evet, bu İTÜ'yü yenip şampiyon olduğumuz maç ilk geldiğim seneydi benim yanılmıyorsam. İlk geldiğim sene maçtan sonra da işte şampiyonluk turu atıyoruz. Şengün abinin elinde kupa. Arkasında bir tane de. Bu benim için hiç unutulmayan bir maçtır Volkan. Bu maçta İTÜ ile Türkiye Kupası yine finale oynadık. 70-69 kazandığımız maç. Bu maçın ilk devresinde ben hiç oynamamıştım. Ve yanılmıyorsam 10-12 sayı falan mağluptuk ilk devre. Sonra ikinci devre Cavit abiydi antrenörümüz. İkinci devre beni oyuna sokmuştu. Ve ben o gün hakikaten çok iyi oynadım. 21 sayı atmıştım yanılmıyorsam. Bir devrede. Ve de tabii en son topu kullandım. En son işte 6-7 saniye kala topu kullandım. O topun girmesiyle de Galatasaray işte bir şampiyonluk daha kazanmıştı. Benim için hiç unutamayacağım maçlardan bir tanesidir. Ezeli rekabet de burada da devam ediyor. Evet. Hakikaten o ezeli rekabet denen işe biz şu anda da tabii bu var aynı şekilde ama o zamanki atmosferde seyirci hep beraber maç seyrettiği için, yarın yarı seyrettiği için mesela çok unutulmaz bir kadrodur bu. Nedret abi, Büyük Nur, Şengün abi, şu anda hatırlayamadım çok ayıp oldu. Semih ve ben. Bunlar basketbolun hakikaten hiç unutulmaz isimleridir. Bunlarla beraber o yaşlarımda beraber oynamak da tabii benim için çok büyük bir onurdu. Yani en azından onlara ayak uydurabiliyordum. Yine farklı bir Galatasaray kadrosu. Evet, bu Williams diye bir oyuncu alıp gelmiştik. Cihangir var yanında, öbür yanında Nusret, Doğan'la ben. Bu Williams da çok enteresandır. Buraya geldiği zaman, yani hiç abartmadan söylüyorum, jikletini o potanın üstüne yapıştırırdı. Çemberin demiyorum, potanın üstüne yapıştırırdı. Adam burada bir sene kaldı, giderken çembere zor değiyordu vallahi. Nasıl bir şeyler olduysa burada. Bu çok ilginç bir haber. Ya bu esasında daha yani uzun anlatılacak belki bir hikaye burada olmayacak ama şunu söyleyeyim. Bu doğru. Turgan Ece sağ olsun işte biz futbol da oynuyorduk falan. İşte duymuş etmiş ve sonuç olarak ben Doğan'la değil ama Şakşak Mehmet'le beraber o şeye çıktık. Maça çıktık. Yani Galatasaray Beşiktaş maçıydı. Hiç unutmuyorum. O şeyin ne derler bizim stadın Galatasaray stadının ilk açılışında falandı bu. A takımı maçı vardı. Ondan evvel de bir B takımı maçı vardı. O B takımı maçına biz çıkmıştık. Hatta ben bir tane de gol atmıştım. O da ayrı bir hikayedir yani. Bir futbol ya sahaya da çıktım. Bir futbolda oynadım 11 kişi. Çok sık görülen bir şey değil o dönemde. Evet. Ama kampa... Doğru. Şakşak Mehmet de kaleci olmuştu. Bu Amerika'da. Dediğim gibi ben çok sık görülen bir şey değil. Galatasaray takımı Amerika'da kamp yapıyor. Evet, şöyle bir Galatasaray bir antrenör vardı. O antrenörün Miami'de bir üniversitedeydi. O Miami'deki üniversiteye bizi davet etti. Biz geldi, biz de burada 2 ay çalıştı. Ondan sonra bizi oraya davet etmişti. Biz bir 15 gün falan Amerika'da böyle gidip maçlar yapmıştık. Ortadaki rahmetli Özer abidir, Özer Salnur. Çok sevdiğimiz, çok saygın, çok büyük bir Galatasaraylıydı. Yine ilginç bir fotoğraf. Evet, o işte Williams'ı da oradan alıp gelmiştik zaten. Böyle bir arabası vardı, arkaya oturduğun zaman asfaltı görüyordun. Böyle arabanın oraları delikti falan, böyle bir adamdı. Bu da Suha Özger mi? O zamanki idarecimiz Suha abi. O da bizim işte kafile başkanı olarak gelmişti. Farklı bir sene. Bu da bir, evet. Bu da
Gördüğüm kadarıyla Ali Kurt benim yanımda, Tufan. Ondan sonrasını göremedim ama burada artık saçların şey olduğu zamanı bitmiş. Saçlar demek ki dökülmüş. Sabit artık. Bir numara giymiyordunuz o dönemde. Genelde 5 numara giyiyordum. Sabit değil de 5 numara giyerdim ben. Galatasaray'da hep 5 numara giydim. Kolejde de 5 numara. Milli takımda da genelde 5 numara giydim. Barış'la beraber olduğumuz zaman Barış 5, ben 4 giyerdik. Öyle bir şeyimiz vardı. Bu da spor sergide ilk defa böyle bembeyaz eşofmanlarla çıkmıştık. Hiç öyle beyaz eşofman yoktu. Rahmetli Nedret abi bu resim çekilirken arkadan, hadi bizi buradaki bak ne yapıyorlar, dondurmacılara benzedik derdi ve bizi güldürürdü. Bu farklı bir şeydi hakikaten. Ondan sonra zaten iki seferden sonra hiç giymedik bu eşofmanları. Nedense bilmiyorum ama. Bu da milli takım. Bu bir milli takımda kariyeriniz. Seyahat. Batur abinin antrenör olduğu milli takım. O bir seyahat esnasında demek ki. Benim hemen sağımda rahmetli Önder var, minik Önder. Sonra ileride herhalde gelecek, Fenerbahçe'nin antrenörü oldu. Bu Akdeniz oyunlarında, evet bu İzmir'de ilk defa madalya almıştık. Rahmetli Hüseyin Alp var, Hüseyin Kozluca var, burada da çok eski oyuncular var tabii. Bir milli, evet, bir kafile. Seyahatte, evet, evet bir seyahatte. İşte o zaman demek ki böyle kıyafetler falan da veriliyormuş. Böyle de bir şey. Güzel şeyler bulmuşsun Volkan. Sizin de arşivinizden faydalandım. Bir aile zengin. Adeta spor tarihimizin önemli kareleri. Evet. Yanılmıyorsam siz de hepsinde bu varsınız. 65... Yani genç milli takımdık. Benim sağımda Fuat, solumda Reşat. Arkada Yalçın abi antrenör. Onun yanında herhalde Nadir var. Bu da iyi bir takımdı. İyi bir takımdı. Turan Hoca ve ondan sonra Zeki Tosun'dur öbürü de. Tam yarım gözükmeyen de Zeki Tosun'dur. İyi bir yani genç milli, iyi bir genç milli takımdı bu. Farklı rakipleriniz var. Bu Finlandiya Avrupa Şampiyonası. Bu bizim jenerasyon aşağı yukarı sonumuz olan şey. Yani milli takımda son şeylerimiz. Bu seyahat maalesef hiç iyi geçmedi. Orada hiç iyi bir netice alamamıştık. Bu Çin'de. Şimdi biz bizim milli takım olarak bizi Çin'i hükümet devlet politikası olarak göndermişlerdi. Yani bizim en iyi şekilde temsil edeceğimizi her türlü, yani hem sportif olarak hem işte orada davranışlar şu bu falan. İşte bu Çin, meşhur Çin Seddi'dir. Rahmetli Osman abi bizi oraya bilhassa götürmüştü ve Amerika başkanının yürüdüğü yere kadar da yürütmüştü. Tamam, bundan sonrasına gerek yok demişti. Bu saha bizim o zamanlar bize çok enteresan gelmişti. Burası tahmin ediyorum ki 20-25 bin kişilik bir salon. Yani şimdi artık tabii bilhassa Amerika'da falan bunlar çok var ama o tarihlerde tabii bu o kadar çok değil. Ve özelliği de hiçbir sütun yoktur bu sahada. Yani böyle olduğu gibi. Ve de bu maça gelirken de burada 20 bin kişi varsa stadın dışında da 20 bin tane bisiklet vardır. Çünkü orada herkes bisiklet kullanıyordu. Bizim o gittiğimiz tarihte Çin'de böyle arabalar falan yoktu. Sadece o 21 kişinin idare ettiği Çin'de o 21 kişinin arabası vardı. O da limuzin gibi arabalardı. Gerisi hep bisikletti. Yine aynı seyahatten bir kare daha. Rahmetli Rüştü abi, Osman abi, Feridun Alpay, Hüsamettin abi. Onlar yöneticilerdi. Buradan gözüken Batur abi, Erdal abi, Kemal gözüküyoruz. İade-i ziyare söz konusu. Evet, evet. Orada bizi çok iyi ağırlamışlardı hakikaten. Yine ilginç bir kadro. Önemli bir kadro, çok evet. Önemli.
Bu biraz daha tabii. Mehmet'i falan da görüyorum. Burada işte Doğan, Kemal, Nuri, ben, Zeki gözükenler bunlar. Bir maçın sonu bu. Kazanmışız. Bu sefer 6 numara ve klasik evet. Milli formamız. Evet. Bu sefer 6 numara. Basketbolda da etkin kullanılan formalardan bir tanesi. 6 numaraya Şengün abi geldi Galatasaray'da. Bu... Teknik adamlık kariyerinizden kesitlere başladık. Evet. Çok bu Fenerbahçe bir... Galatasaray maçları. Yani evet. Bunlar bu seri tabii tam burada şey başlıyor. Playofflar başlıyor. Yani 2-8 takımın işte antrenörlerinin görüşleri falan tahmin ediyorum bunlar. Bu da artık şey final. Yani ben Galatasaray'ın rahmetli minik hoca da Fenerbahçe'nin antrenörü. Şey başlıyor herhalde. Ne derler? O seriyi başlıyor veyahut serinin son maçından evvel. İlginç bir kare. Bilek güreşi. İşte o şeyci dostlarımız, gazeteci dostlarımız hani yenişirken falan öyle hani meraklıdırlar ya hani öyle bir şeyler çekilecekler falan. Bizi Önder'le beraber böyle bir bilek güreşi falan gibi böyle bir şey yapmışız demek o zaman. Yenişen çıkmamış ama onda. Evet. Öyle yazıyor fotoğrafında. Evet. Evet işte bu... Müthiş bir coşku. Bu spor sergi. Bu artık burada maçı kazanmışız demek ki. Kazanıyoruz artık. Benim için güzel bir fotoğraftır bu. Bu arkamızda gördüğümüz taraf Fenerbahçe tribünüdür. Karşımız yani benim karşım Galatasaray tribünüydü. Bu şampiyon olduktan sonra evet hemen yanda arkada Faruk Süren gözüküyor. O zaman Faruk Süren bizim basketbol şube başkanımızdı. Coşkunuzu çok belli eder miydiniz? Burada hakikaten bir hayli gözüküyor. Şöyle, yani artık iş sonunda olduğu için bilmiyorum. Tabii ki çok önemli bir şeydi. Çok önemli bir şeydi. Yani Galatasaray yanılmıyorsam ya 15 ya 16 sene sonra şampiyon oluyordu. Bir de şampiyon olurken tabii Fenerbahçe gibi ezeli rakip, ebedi dost bir kulübü yenerek de şampiyon olmak tabii ki... Yani Galatasaraylılara çok heyecan veriyordu aynı şekilde. Fenerbahçelilere heyecan veriyordu tabii. Ali Uras, o zaman başkanımız. Bunlar da gazetelerin manşetlerini evet, tam sayfa. O zaman çok az spor sayfası var. Şey, yalnız o bir hafta Volkan, hakikaten gazetelerin birinci sayfaları, spor sayfalarında tam sayfalar falan. Tabii Galatasaray-Fener finali olunca, futbol olmasa bile... Bayağı yer alıyorsun. Bayağı yer. Bir Dawkins ve Michael hakikaten çok büyük Galatasaray'ın bu şampiyonluğundaki bundan sonraki şampiyonluklarında da yine payları vardır. Yani çok önemli rolleri olan oyunculardı. Çok önemli oyunculardı. Yani insan olarak da şeydiler. Yani çok iyi insanlardı. Yani şu anda mesela şu anda burada olsalar Türkiye'de yine ikisi de çok iş yapar. Çok iş yapardı. Dediğiniz gibi bir hafta boyunca haberler, evet, hep fotoğraflar. Şeyler. Doğru, doğru. Ama işte bu dediğim 84-85 sezonu. Yani düşünebiliyor musun ne kadar geçmiş? Ne kadar çabuk geçmiş tabii insan böyle görünce. İşte medyanın ilgisi, sizin evet. Kupa töreniniz. Evet. Ve zaten sonraki yıllarda Galatasaray camiası o şampiyonluklara biraz daha hasret kalmış vaziyetteydi. Ve dediğim gibi profesyonel olduktan sonra basketbol ender şampiyonluklardan bir tanesi. Evet. O seneden, bu benim senemden sonra tekrardan bir şampiyonluğumuz var. Ondan sonra aradan bir sene geçtikten sonra tekrardan bir şampiyonluğumuz var. Benden sonra Fehmi ile Sadıkoğlu'yla şampiyonluk var. Sonra işte iki sene sonra da Faruk Akagün'le şampiyonluk var. Ondan sonra herhalde zannediyorsun yok.
İşte en son geçen sene biliyorsun burada Galatasaray-Fenerbahçe finali oldu. Çok seneler sonra finalde ama Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla bitti geçen seneki. Sayın Başkan'ı görüyorum orada oyuncunuz. Turgay Demirel'i. Evet, Turgay Galatasaray'ın aynı zamanda kaptandı. Kaptan da Turgay'dı. Birçok oyuncunuz oldu. Gerek milli takımda, gerekse evet. Galatasaray'da. Bu da akşam Şam'dan da, yani akşam derken ya o akşam veya bir gün sonra bilemiyorum, kutlama. İşte bir pasta getiriliyor falan filan. Olur ya. Evet, basketbol topu şeklinde bir evet, pasta. Evet, Halil Üner de o zaman benle beraberdi. Tamam, aynı yine İstanbul'da, aynı gene şeyden, gazetelerde bir hayli yani. Belki aynı. Böyle bir kariyer aslında. Evet, burada bana evet bir gözlük, elimde pro ile Michael'ın eşliğinde dans. Fotoğraf altında onun gözlüğü olduğu söylüyor. Doğrudur, doğrudur. O takmış olabilir. Bir sonraki maçlarda da evet, ondan sonra bu Tercüman gazetesinin daha sonraki bir maçımızda işte bize hani Hawaii'ye gidince karşılarlar, çiçekler falan takarlar ya, öyle bir şeyler yapmışlar. Bir Anıtkabir ziyareti, yine Sayın Başkan Turgay Demirel ve birçok Galatasaraylı ünlü oyuncu. Evet. Evet. Siz de başındasınız. Ulu Önder Atatürk'ü ziyarette. Evet. Galatasaraylar. Evet. Galatasaray olarak öyle bir ziyaretimiz olmuştu. Vallahi bu resmi nereden bu? Çok ilginç bir kareye rastladık. Evet. Araştırması esnasında. Yükterval ve Alp Yalman. Alp Yalman, Sami Çölgeçen ve Derval. O gün onlar da vardı. O gün ben işte Derval'le tanışmıştık. O da Galatasaray'ın başındaydı. O meşhur hani bir gelip burada bir Galatasaray yapılanması, hani onunla beraber Mustafa Denizli'nin sonradan devralması döneminin işte bu başlarıydı yanılmıyorsam. Yani birinci sene değilse en geç ikinci senedir. Aklınızda kalan bir şey var mı o diyalogdan? Valla şöyle bir şey, bana Derval böyle bir koluma girmişti ve işte söylemişler işte ilk sene ve şampiyon olmak falan deyince hiç unutmam. Tabii çok büyük bir tecrübe. Dedi ki aman dedi, şimdi dikkat et dedi. Bundan sonra senin en zor zamanın başlayacak. Çünkü dedi o kadar çok kişi sana çelme takmaya kalkacak ki şaşırırsın demişti. Ben hiç dostları anlamamıştım açıkçası. Yani öyle bir şey hiç aklımdan geçmediği için. Yani burada herkes yüzüne gülüyor falan ama falan demişti. Sen bunu aklının bir tarafına yaz. Bu işler zordur ilk başlarda demişti. Hakikaten dediği de çıktı adamın yani. Adamın dediği çeşitli işte. Bu resimden sonra söylemişti yanılmıyorsam. O da büyük tecrübe. Tecrübe konuşmuş, evet. Tecrübe konuşmuş. Müthiş bir tarihi kare. Evet. Bunu da geride bırakıyoruz tabii. Evet. Hem milli oyuncu hem de milli antrenör olarak Nur Germen, gazeteci ustamız Avni Başoğlu'na bir röportaj, evet. Manşet. Enteresan bir manşet. Evet, Avni'nin bir röportajı bu. Avni de hakikaten bu basketbolun en eskilerinden bir tanesi. Halen de devam ediyor. Görüyorum zaten sahada devamlı. Yani hakikaten bu işe ciddi emeği geçmiş arkadaşlarımızdan bir tanesi. İşte o böyle bir röportaj yapmış demek benimle. İşte 14 yıl evvel, 14 yıl sonra falan. Ümit milli takım koştuğu da var şey, ama kadro... Şöyleydi Volkan. Şimdi ben A milli takım antrenörlüğünü yaparken aynı zamanda da Ümit milli takımın antrenörlüğünü de yapıyordum. Ve de çok büyük bir keyifle yapıyordum açıkçası. O takımda da
yine çok önemli oyuncular vardı yani. Mesela İbrahim oradan ilk böyle kendini göstermiştir. Ufuk var, Haluk var şimdi gördüğüm kadarıyla. Murat var. Yani orada çok oyuncu var. Çok oyuncu var ve bu oyuncuların birçoğu sonuç olarak A milli takımında ciddi şekilde oynadılar. Ciddi şekilde oynadılar. Çok şeydi o, hoşuma giderdi. Bu bir milli maç öncesi menajer Doğan Hakyemez, sevgili Çetin Yılmaz da benimle beraberdi. O, bu yanılmıyorsam İzmir'deki maçtan önce milli marşımızı dinliyoruz. Bu da çok ciddi bir kadro ama sakatlarla dolu. Arkadakiler sakat oyuncular, öndekiler de genç oyuncular. İşte şey o, bu derdi hakikaten yani antrenörlerin en şeyidir. Arkadaki arkadakiler yani bu sakatlık makatlık falan filan işin içine girdi mi iş çok tatsızlaşıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Ben bunu yaşadım maalesef ama yaşanacak, başka yapılacak da iş yok tabii. Oyuncu antrenör Nur Germen'in yanı sıra Lig TV ailesinin önemli ve başarılı yorumcusu. Böyle bir kimliğiniz daha var. Evet, şimdi de... Parkede her yerde yer aldınız. Şimdi de tecrübelerinizi yeni nesillere aktarıyorsunuz. Yani çalışıyorum. Çalışıyorum Volkan. Dediğin gibi hiçbir zaman aynı işte devamlı kalmak söz konusu değil. Yani ömür boyu ne oyuncu olabilirsin, ne antrenör olabilirsin. Ama basketbolun ek başka yerleri de var hizmet edilebilecek. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi de işte tecrübelerimi, görgümü, bilgimi bu Lig TV'de gerek maçlarda yorumcu olarak, gerek de programlarda yorumcu olarak bir şeyler söylemeye, bir faydalı olmaya çalışıyorum. Doğru söylüyorsun. Çok önemli bir kare hayatınız. Evet. Birçok kare var. Birçok kare var ama bu en önemlilerinden evet, bir tanesi. Evet, bu evlendiğim gün sevgili eşim Emine ve işte bütün arkadaşlar, Zeki'yi görüyorum, Reşat, Battal, Battal'ın da saçlara bak, Abdullah, Oğuz, Nuri, o en sağdaki de Neco, şarkıcı Neco, o da benim kız kardeşiminle evliydi o zaman. Böyle bir kare evlendiğim gün. 1975. Yine başka bir törene gideceğiz. Biraz daha yaklaşıyoruz tabii. İlginç bir model. Evet. Evet, bu da kızımın evliliği. Kızım Ebru ve damadımız, evladımız tabii, Bartu. Evlendikleri akşam bu. Çok mutlu bir gün. Çok. Size çok şıksınız. Çok hakikaten. Bunlar da torunlar. Büyük olan Ceren, küçük olan Defne. 7-7,5 yaşında Ceren, işte 4-4,5 yaşında da Defne. Ve şimdi artık hayat bunların üzerine. Nur abi çok teşekkür ederim. Rica ederim Volkan. Çok keyifti benim için de.